Selam arkadaşlar. Temel atma töreni TYT Yaz Kampı 11. videosu. Edat, bağlaç, ünlemler. Arkadaşlar bu videomuzda sözcük türleri konusunun da temelini atmış olacağız ve bu kampın son videosu olacak. Çünkü 2023 sezonuna Eylül'ün ilk haftası başlıyoruz. Öyle mi? <laughs> 2023 sezonunda tüm konuların anlatımlarını, soru çözümlerini, taktiklerini, paragrafları, problemleri hepsini anlatacağız arkadaşlar. Ve sürpriz bir yayın evinin sorularını, çok kaliteli bir yayın evinin sorularını hep beraber çözeceğiz. Bunları da zaten tanıtım videomuzda anlatacağım. Tanıtım videomuzda birkaç güne yayında olacak, hazır olacak. Hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Ne demişiz? Edat, bağlaç, ünlemler demişiz. Şuradan rengimizi de seçelim. Edat, bağlaç, ünlemler demişiz. Neymiş bunlar? Edatlarla başlayalım. İlgeç de denir bunlar arkadaşlar. İkinci adlarını unutmuyorsunuz sınavda çıkabilir. Tek başlarına anlamsız. En önemli olan şey bu edatlarla alakalı. Edatlar sadece ama sadece kendinden önceki sözcükle anlamlı olurlar. Tek başına hiçbir anlamları yoktur arkadaşlar. Hemen bakalım kendinden önceki sözcükle birleşip anlamlı olurlar demişiz. Ne demişiz? Mek için seni görmek için geri geldim mesela. Nokta 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 gibi. Bak hep kendinden öncekiyle anlamlı. A göre, bana göre, den dolayı, senden dolayı, a rağmen. Bak bu kelimelerin hepsi kendinden önceki sözcükle anlamlı olmuş. Kendi başlarına hiçbir anlamı yok. Rağmen, için. Hiçbir anlamı yok. Bunlara biz edat diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tüyomuzu hemen yapıştıralım. Bu sözcükler her zaman edattır. Sorunun içerisinde hemen soruda arayacaksınız. Böyle, böyle 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 paragrafımızı verecek standart zaten. Siz orada için mi gibi kadar kelimelerinden herhangi birisini hemen arayıp şıklarda mesela atıyorum e şıkkında ilgeç olmuş olsun hangisi yoktur demiş olsun mesela ilgeç hemen burada arıyorsun. Bakıyorsun için var. Paragrafın içerisinde bir için gördüğün zaman hemen edat şıkkını ilgi şıkkını eleyebilirsin. Bunlar pratik taktikler gençler. Soru çözerken hemen uyguluyorsun. Hatırlayın ses olaylarında böyle muyor muyorlar vardı. Böyle tiyolar vermiştik. Şuraya bir yere de linkini koyacağım. Oradan bakıyoruz. Aynı şekilde burada da şıkta için mi gibi kadar gördüğümüz her yerde yüzde yüz edat vardı diyeceğiz. Ve geçeceğiz. Kafamız rahatlamış olacak. Hemen bakalım hem edat hem bağlaç olarak kullanılanlar var. Nelermiş bunlar? İkisi de olabilir demiş. Bir bakalım İle sözcüğü hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. Nasıl mı? İle yerine biz eğer ve getirebiliyorsak yani anlamlı oluyorsa getirdiğimiz zaman bu bir bağlaç olur. Eğer ile yerine ve getiremiyorsak diğer anlamlarında kullanıyorsa bu bir edat olur. Mesela buraya arabayla mı geldim? Bak şu yla bu aslında ile olarak kullanılmış yla şeklinde birleştirilmiş buraya arabayla mı geldin paragrafın içerisinde gördüm arabayla mı kısmını ilenin yerine v getirdim buraya araba v mi geldin olmuyor o zaman olmadığı için bu bir edat olarak kullanılacak olsaydı bağlaç olarak kullanılacaktı. bu işi bahadır ile bahadır halleder. <laughs> Bahadır ile Bahadır halleder derken şuraya ve getirebiliyorum bu işi. Bahadır ve atıyorum işte Ahmet halleder olmuş olsun. O zaman bu da bağlaç olmuş olacak. Hemen yerine ve getir. Uyumluysa bağlaç, uyumlu değilse edattır. İle sözcüğü hem edat hem bağlaç olarak kullanılabiliyor karşınıza çıkarsa şaşırmıyorsunuz. Hem edat hem bağlaç olarak kullanılan başka bir sözcüğümüz var. Yalnız sözcüğü, o yalnız sözcüğü sakat. Hemen bunu anlatacağım zaten. Sadece bir tek anlamında kullanılıyorsa o edattır. Ama, fakat, lakin gibi anlamlarda ise o zaman bağlaç olarak kullanılacak. Hemen örneğimize bakalım. Bu işi yalnız sen çözersin. Bu işi sadece bir tek sen çözersin anlamında olduğu için biz buna hemen edatı yapıştırıyoruz. Okey. Kelime yine aynı. Devam ettim. Ara verebilirsin. Yalnız 30 paragraf çözersen. Bizde bu işler böyle gençler. Ya, yalnız 30 paragraf çözersen ama 30 paragraf çözersen fakat ara verebilirsin fakat 30 paragraf çözersen bak dikkat et ne oldu bağlaç olarak kullanılmış oldu adı üstünde bağlaç bağlıyor ara verebilirsin ama 30 paragraf çözersen gibi. Okey? Bunu da karıştırmıyormuş. Karıştırmıyormuş sözcüğümüz yalnız sözcüğü. Hadi gelelim yalnız sorunsalına bir bakalım beraber. Ne oluyormuş? Yalnız sözcüğü birçok türde kullanılabilir. Bakın ben sözcük türlerini anlatırken de söylemiştim. Bir sözcüğün türü cümle içerisindeki yerine göre değişebilir arkadaşlar. Burada da yalnız sözcüğünü birçok farklı yerde kullanıp birçok farklı türde kullanacağım. Neymiş? O her zaman yalnızdır. Yalnızdır. Bak burada ne olarak kullanılmış? İsim olarak kullanılmış. Okey yalnızdır. Dikkat et zaten ek fiil almış. İsimler ek fiil alarak yüklem olurlar. Oradan da çözebilirsiniz. Yalnız insanları çok üzmeyin. Yalnız insanlar. Burada ismin önüne gelip onu niteleyen veya belirten sözcükler neydi? Sıfatlardı arkadaşlar. Hemen şuraya bir yere linkini koyacağım. Hemen seyredin sıfatları eğer seyretmediyseniz. Seninle yalnız konuşacağım. Hop dikkat et ne oldu? Konuşacağım bir fiildi. Neydi bu? İsimler. Eğer ismi nitelerse sözcük sıfat oluyordu. Eğer fiili nitelerse sözcük Zarf olur arkadaşlar. Şuraya da hemen zarfların videosunu koyacağım linkini. Hemen onları da seyrediyorsunuz. Bak zarf oldu, isim oldu, sıfat oldu. Daha devam ediyorum. Beni yalnız sen anlarsın. Aklı dengesini kaybetti. Beni sadece bir tek anlamında kullanıldığı için edat olmuş oldu burada yalnız sözcüğü. Sana bisiklet alacağım yalnız derslerine çalışacaksın. Yalnız ama fakat derslerine çalışacaksın olduğu için burada da bağlaç olarak kullanılmış oldu. Bak 1 2 3 4 5 türde 5 farklı türde tek bir kelimeyi kullanabildim. Daha doğru kelimesini falan da kullanabiliriz arkadaşlar. Sözcüğün türü cümle içerisindeki kullanıldığı yere göre değişir. Yalnız sözcüğü de sadece ve bir tek anlamında kullanılırsa edat, ama fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olarak kullanılacak gençler. Bir de şurada bir pratik yapabilirsiniz gençler kendiniz. Bu sözcüklerin burada yazılan örneklerdeki sözcüklerin hepsinin türünü bulun. Bana bu sözcüklerin türünü bulup aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz. Tamam. Hemen devam edelim. Ne demişiz? Bağlaçlar. Geldik bağlaçlara. Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini vesaireleri birbirine bağlıyor. Adı üzerinde bağlaç. Hemen ne yapalım? Ali ile Ahmet ile ve olarak kullanıldığı için hatırla. Bağlaç olmuş oldu. Sen ve ben. Ve her daim bağlaç olarak kullanılan zaten. Sevdim ama terk etti. Buradaki ama bağlaç olarak kullanılmış olacak. Bak dikkat et bununla bunu bağladı. Sen ve beni bağladı. Ali ile Ahmet'i bağladı. Ali ile Ahmet'i bağlaması kötü oldu ama neyse. <laughs> Gelelim tüyomuza arkadaşlar. Ne demişiz bağlaçlarla alakalı? Bu sözcükler her zaman bağlaçtır. Hemen ne yapıyoruz? Metin içerisinde şık da A olmuş olsun. Bağlacı vermiş olsun. Hemen ne arıyoruz yukarıda? Ve çünkü ama fakat lakin de ve ki'yi hemen soruda arayıp tespit ettiğimizde orada bağlaç vardır diyeceğiz. Bu da bize bir pratiklik kazandıracak. Ama şuradaki d ve ki ile alakalı bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bunların ek olan halleri de var. Ancak biz ek olan hallerinden bahsetmiyoruz. Bunların ayrı yazıldığı hallerinden bahsediyoruz. Ayrı yazılanlar d ve ki bağlaç olarak kullanılacak. Her zaman bağlaçtır. Bir yerde v görüyorsan çünkü görüyorsan ama görüyorsan fakat görüyorsan D ve ki'yi ayrı görüyorsan orada bağlaç vardır de gözünü kapat direkt işaretle bu formüller bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar sınavlarda pratikleşmemiz için. Özellikle KPSS'ye şu an şu son bir aylık süreçte, 3 haftalık süreçte hazırlanan arkadaşlar varsa buradaki tiyoları muhakkak izleyin. Şuraya bir yere de oynatma listesinin de linkini koyayım. Eğer izlemediyseniz baştan oturup tekrar seyredebilin arkadaşlar. Sınava da hızlı hızlı hazırlanmış olun. Ne demişiz? Tekrarlı bağlaçların arasına virgül gelmez demişiz. Bu çok güzel. Noktalama ile alakalı bir tiyo vermişiz belki ama çok işimize yarayacak. Arada da tekrarlı bağlaçları vermiş olduk. Hem ağlarım hem giderim. Sanki şurada böyle bir virgül gerekiyormuş gibi. Hayır buraya virgül koymuyoruz. Tekrarlı bağlaçlar şu sözcüklerin türü de aynı zamanda bağlaç. Biz bunlara tekrarlı bağlaç diyoruz. Ya sev ya terk et. Allah'ım örnekler şahane geliyor. Ne severim ne döverim. Süper arkadaşlar şunlara biz bağlaç diyoruz. Tekrarlı bağlaçlarda sakın şaşırmayın. Türünü sorduğu zaman öğretmenin hangi hem bağlaç? Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamın... Hangi hem bağlaç diye bir şey yok. Bu da bağlaç, bu da bağlaç. Bu sözcükler zaten bağladıkları için. iki ne bir arada kullanıldığında anlamlı olduğu için böyle. Arkadaşlar temel atma töreni TYT kampını burada sonlandırıyoruz. 2023'ün tanıtım videosu gelecek. Muhakkak kaçırmayın. 2023'te neler yapacağız? Sürpriz çekilişler yapacağız. Sürpriz bir yayın eviyle anlaştık. Ondan bahsedeceğiz. Hangi yayın evi olduğunu duyuracağım arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar.